Herkesin aklında bu soru var. Peki gerçekten bu böyle bir olasılık var mı bakalım. <laughs> Merve Like Time demiş ki arkadaşlar hepimiz şu sorunun cevabını beklemiyor muyuz? Konular azaldı. Peki ya sorular zorlaşır mı? 109 beğeni almış. Rosie Blackpink demiş ki hocam konular az diye sınav zor mu olur? Halil Doğan demiş ki Hocam konular azaldı ya. O zaman LGS'de çıkacak sorular zor mu olur? Tonguç görsün diyenler demiş. Peki 18 Mart'ta ne oldu? 18 Mart'ta Ziya Selçuk yani Milletin Bakanımız dedi ki sadece yüz yüze eğitimden soracağız dedi sınavda. 19 Mart'ta tekrar yeniledi. Tekrar bir canlı yayında. Dedi ki yüz yüze eğitimden sorumlu tutacak çocuklar dedi. 20 Mart'ta dedi ki Mahmut Özer, Milliyetin Bakanlığı yardımcısı netiz dedi. Sadece yüz yüze eğitimden soracağız dedi. Peki ne oldu gerçekte? LGS konuları üç parçaysa artık yeni LGS konuları bir parçası çıktı. Yani konuların üçte biri gitti uçtu. Dolayısıyla artık bu kadardan sorumluyuz. Peki insanları bu korkutuyor. Neden? Neden peki? Çünkü Biliyorsunuz mesela Fendi'nin örneğin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane başlık vardı. Artık kaç tane başlık var? Artık 5 tane başlık var. Peki 5 başlıkta e, ne kadar soru gelebilir? Şimdi 2019'da gelen sorular 1, 3, 2, 5, 2, 4, 3 gibi her konuya bölünmüştü. Peki artık 2020'de ne olacak? Buradaki 7 tane soru yani en son 2 ünitedeki 7 tane soru diğer ilk 5 üniteye dağıtılması gerekiyor. Ağırlıklarına göre bir de sondaki konulara dağıtılması daha ağırlık veriyor Milli Eğitim Bakanlığı dikkat edersek ona göre dağılması gerekiyor. Mesela madde menüsü çok geniş bir konu. DNA genetik çok geniş bir konu. Dolayısıyla bunlardan beşer soru, bundan beş soru, bundan yedi soru gelecek. Basit mekanlar önemli bir konu. İki katına çıkacak dört soru gelecek. Peki bunun bu şekilde olması bizi bizim açımızdan kötü bir şey mi? Şöyle düşünelim. Madde menüsü zaten çok geniş bir konu. Eskiden bunun içinden beş tane başlığını altından soru geliyordu. Şimdi yedi tane başlığını altından soru gelecek. Zaten yedi başlık var ki bunun içinde. Yani asit baz var bunun içinde. Isı sıcaklıkla ilgili bir sürü başlık var bunun içinde. Yani zaten zor soruyorlardı. Bu beş soruyu nasıl dağıtacağız diyorlardı. Bazı konuları es geçiyorlardı. Dolayısıyla şimdi yedi soruyu dağıtırsa daha rahatlayacak... Dolayısıyla her konu başlığından, her alt başlıktan sormuş olacak. O yüzden bizim için önemli olan şey şu aslında. Alt başlıklara daha iyi sorular dağılabilecek ve daha adaletli olacak. Yani gördüğümüz çoğu şeyden soru gelebilecek. Bu şu demek değil. Detaylı olacak. Daha fazla kastıracaklar manasına gelmiyor. Şimdi neden Milliyetin Bakanlığı bu kararı verdi? En önemli soru bu. A şıkkı daha az konudan daha zor ve detaylı sorabilmek için. Mi acaba? Konuların içeriklerinin geniş olduğu için mi acaba? E yeterince zor soru için detay olsun diye mi sordular bunu? Yoksa herkes arasında eşitlik sağlayıp işlenmeyen konular sorulmasın diye mi? İşte Milli Eğitim Bakanı'nın yaptığı açıklama bu. Yani herkes herkes arasında eşitlik olsun. Çünkü uzaktan eğitimde bazı öğrenciler ulaşamayabilecek bu konulara. Özellikle televizyon e, televizyonu olmayan öğrenciler, interneti olmayan öğrenciler var ülkemizde hala böyle yerlerde. E, ...adalet sağlanamadı. Dolayısıyla... ...uzaktan eğitime ulaşamazsan... ...dolayısıyla sadece yüz yüze eğitimden... sorumlu olacaksın diyor Milletim Bakanı. Yani asıl amaç buydu. Asıl amaç bunlar değildi. Detaylı, daha zor sorabilmek... ...konuların içerikleri geniş olması... ...o yüzden hani daha e, az konu olsun... ...daha fazla soru soralım... E, ...yeterince zor soru için... ...hayır bunları düşünmediler. Sadece bunu düşündüler. Dolayısıyla amaç aslında... ...uzaktan eğitime erişemeyen öğrencilerin... ...eksiklerinden sorumlu tutulmaması... Peki bu sonuç olarak bu amacın sonucu bu mu? Daha zor ve detaylı. Hayır kesinlikle hayır. Daha zor ve detaylı soru sormak için bunu yapmadılar. Bunu yapmadıklarını zaten net bir şekilde uzak bu amaç yüzünden söylediler. Dolayısıyla hiç bundan endişe etmemize gerek yok. Dikkat edilmesi gereken bir olasılık daha var salgın yüzünden herkes evde. E, e, milletin Bakanı dedi ki moralleri zaten çocuk çocukların bozuk. E, öğrenciler zaten psikolojik olarak yıpranmış durumda. Sağlığımız riskte. Dışarı tok, sokağa adım atamıyoruz. Dolayısıyla birazcık moral için sınavı kolay sorma ihtimalleri gerçekten çok yüksek bu sene. Dolayısıyla bir 2019 LGS ile 2020 LGS'yi karşılaştırırsak çok çok e, konu vardı ve az soru vardı. Yani her konudan azar azar soruyorlardı. Hatta demin de verdiğim örnekteki gibi fendeki mesela örneğimize bakarsak Mesela bak burada DNA genetik kod o kadar uzun bir konu ki mesela adaptasyondan veya mutasyondan hiç soru soramadılar bile. Ama artık beş soru geleceği için adaptasyonu mutasyona soru sorabilecekler. Veya madde ve endüstride o kadar geniş kimyasal reaksiyondan hiç soru soramamışlardı. Ama şimdi kimyasal reaksiyonlar ekleyebilecekler gibi gibi detaylar geliyor burada. Dolayısıyla çok konu var yine az soru var. Yani şöyle söyleyeyim burada konular çok geniş. Yani bir seneden yirmi soru soruyorlar. Yani düşünsene o kadar az ki bunlar aslında. detaya girme ihtimalleri neredeyse yok. Dolayısıyla lütfen rica ediyorum sakın çok detaylı ve çok e, şey kazık söyle. Hayır öyle bir şey yok. Detaya girme ihtimali bir senenin içindeki bak bak demin yaptığım gibi bir senenin içinde şu beş konu var ya ben şu be şu sadece şu konudan 20 soru sor, sorarsam bile detaya giremiyorum bazen. Sadece şu, konudan 50 soru sorsam yine detaya giremeyebilirim. O yüzden rica ediyorum hiç düşünmeyin. Şu 5 konudan 20 soru sorarlarsa detaya girme ihtimalleri çok az. Çok genel sorular soruyorlardı eskiden. Çok genel soru. Şimdi yine genel sorular sormak zorundalar. Detaya giremezler. Dolayısıyla alt başlıklara giremiyorlardı eskiden. Şimdi alt başlıklardan belki çok azı çıkabilir. Dolayısıyla çok endişe etmemize gerek yok. Ve tekrar söylüyorum deminki olasılık gibi matematik 2019'da gerçekten zorladı. Fen orta düzey ve Türkçe orta düzeydi. Sadece bir iki tane çelişkili soru vardı fende. Şimdi 2020 gelse de, de matematik az zor gelme ihtimali gerçekten yüksek. O yüzden mutlu olabiliriz. Fende yine Türkçe'de yine orta sorular gelecek. Çünkü detaya giremiyorlar ne yazık ki. Çünkü geniş, konular çok geniş. Bir seneden 20 soru sormak zorundalar gibi gibi çok önemli şeyler var. Ve bunun amacı çok önemli bir şey söylüyorum. Bunun amacı Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı bu işin amacı uzaktan eğitime erişemeyen öğrencilerle adaletli bir e, dağılım dağılım oluşturabilmek. Dolayısıyla daha zor ve detaylı sormak gibi bir amaçları yok. Dolayısıyla rica ediyorum hani konular azaldı o zaman daha da zor ve detaylı soramazlar ki. Ya bu bilimsel olarak böyle bir şey olamaz. Çünkü... Tekrar söylüyorum buradaki konu başlıklarından bile 20 soru hazırlasalar detaya girme şansları yok. Heh buradaki tek özel soru şu zor mu olacak? Eğer zor olacaksa herkes için zor olacak. Bu çok önemli bir şey. Ee, bizim ihtimalimiz ise burada çok önemli bir devreye giriyor. O da şuydu. Ne demiştik? Gerçekten salgın hastalık var ve salgın hastalık olduğu için sınavı Mora için kolay yapabilme ihtimalleri çok yüksek. Zaten zor sorarlarsa neyden zor soracaklar? Matematikten zor soracaklar. Fenden yine orta düzey sorarlar, Türkçeden yine orta düzey sorarlar ve bu ikisini de okuduğunu anlamak o kadar önemli ki. Okuduğunu anlayanı herkes yapar. Dolayısıyla tatilimizde ve şu andaki evde oturmamıza mutlaka daha fazla kitap okuyalım. Mutlaka daha fazla okumaya önem verelim ve uzun uzun paragraf soruları çözelim. Matematiği zor veya az zor yapabilirler. Bizce, bizce matematik az zor olacak ve herkesi mutlu edecekler gibi düşünüyoruz. O zaman reçetemiz de şu. Günde minimum bir saat konu tekrar yapmak çok önemli. Aynı zamanda saat 10 ile 14 arası ev okul kampımız var. Sekizinci sınıflara hiç durmadan, e, duraksızın devam edecek bu ev okul kampımız ve bunu gerçekten de hani takip ederseniz sene e, sınava kadar mükemmel bir şekilde ilerleyecek. Peki günde minimum 150 soru yeni konulardan çözmemiz gerekiyor. Yani yeni LGS'nin konularından çözmemiz gerekiyor. Yani şunu söyleyeyim, artık biliyorsunuz yeni LGS var, LGS yok. LGS'deki o son konular çıkmayacak. Yeni konular dediğimiz şey ise son konuları zaten işlemediğimiz için işte mevsimler iklim ondan sonra DNA genetik kod bunlar bizim için yeni konular. Bu e, konuları tekrar et tekrar 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 çözmemiz gerekiyor diyoruz. Ve o zaman ödüllü sorumuzu yapın yorumlara yollayın şimdiden dersinizde başarılar ev okulda sizi bekliyoruz.